Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir köy rüzgar enerji santrali projesine tepkiliydi. Geçim kaynaklarını, dahası suyunu, doğasını korumak istedikleri köylerinin geleceğini değiştirecek ÇED toplantısına katılmadılar. Yapılmasına da izin vermediler. Babama, suyuma, toprağıma dokunma! Çocuklarına kalacak en büyük mirasları geçim kaynakları için, toprakları için ses yükseltti köylüler. Yapılması planlanan rüzgar enerji santraline karşı çıktılar. ÇED toplantısına katılmadılar, eylem yaptılar. Yazık, elmamız, kirazımız, her şeyimiz oradan alıyor. İstemiyoruz. Biz hiçbir şey istemiyoruz. Biz bir iğne daha çakılması istemiyoruz dağımızın. İstemiyoruz. Biz dağımızı istiyoruz. Biz toprağımızı kimseyle yemek istemiyoruz. Havasıyla, suyuyla, toprağının verimiyle birçok köylüye geçim kaynağı olan Aydın'ın Karacasu ilçesinde yükseldi. İstemiyoruz çığlıkları. Geçim sağladıkları topraklara kurulması planlanan rüzgar enerjisi santrali için eylemdeydi köylüler. Burada en ufak bir taş patlatılması durumunda bu suların akışı değişecek. 12 köy susuz kalacaktır. En büyük olay budur. Çiftçisi, köylüsü geçim sağladığı toprakları teker teker kaybederken bu santrallere bir yenisi daha eklenecekti ki köylüler itiraz etti. Bir şirket rüzgar enerjisi santralini tam da köylünün geçimini sağladığı topraklara kuracaktı. Bölgede ÇED toplantısı düzenlendi. Köylülerse mirasa sahip çıkma mücadelesi başlattı. Toplantıya katılmadı. Toplantıya katılmayacağız. Toplantıya katılmayacaksınız. Aynen. Tamam, bu hakkınız da var ama ve lakin toplantı yaptırmayacağız. Bu sizin için yaptırmayacağız? İstemiyoruz. Mağduriyet doğacağını düşünüyoruz. Görebiliyoruz yani. Bundan bir sene sonrasını görebiliyoruz. Yaptırmayacağız. Katılmasam yapamazsın arkadaşım. Hayır. Toplantının yapıldığı binanın dışında eyleme başladı köylüler. Hal böyle olunca toplantı da yapılamadı. Santralin yapılmaması için kararlı adımlardan biri atılmış oldu.